الكائنات ومركباتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16. söz 3. şua Ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas diyorsun ki biyedihi melekutu külli şey ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid gibi ayetler nihayet derecede kurbiyeti ilahiyeyi gösteriyor. Ve ileyhi turcaun ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaru hamsine elfe sene. Ve hadiste varid olan Cenab-ı Hak 70 bin hicab arkasındadır. Ve miraç gibi hakikatler nihayet derecede budiyetimizi gösteriyor. Şu sırrı gamızı fehme takrib edecek bir izah isterim. El cevap öyleyse dinle. Evvela birinci şu an ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynası olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cüzi tecellileriyle görüşebilirsin. Ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir taife isimler hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebeye aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istersen, o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin ve pek çok meratib-i külliyetten geçmekliğin lazım gelir. Adeta sen manen tecerrüt cihetiyle küre-i arz kadar büyüyüp, hava gibi ruhen inbisat edip ve kamer kadar yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de o celil-i pür kemal, o cemil-i bimisal, o vacib-ül vücut, o mucid-i külli mevcut, o şems-i sermet, o sultan-ı ezel ve ebed sana senden yakındır. Sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa temsildeki dekaiki tatbik et. Evet, bir daha başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü şua, ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas. Diyorsun ki. Evet, nefse hitap ediyoruz usta. Nefis neymiş? Bu vesvese veriyormuş insana, pür vesvas. Bir de haddinden tecavüz ediyor. Yani haddini aşan sorular soruyor değil mi? Ne diyor mesela? Soru bu evet. Bakalım. Diyorsun ki biyedi melekutu külli şey. Şimdi bazı ayetler var. Cenab-ı Hakk'ın bizden daha yakın olduğunu gösteriyor. Bazı ayetler de uzaklığını ifade ediyor. Bu ayetlerin arasındaki zahiren ihtilaf görünüyor ya. Buna itiraz ediyor o pür vesvas. Vesvese gelebiliyor yani. Üstadımız buna inşallah uzunca cevap verecek misallerle. Şimdi neymiş bu? Arada muhalefet zannedilen şey birisi diyorsun ki biyedi melekut külli şeyin. Yani her şeyin melekutu, iç yüzü Allah'ın elindedir. Bir de ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. Yani hiçbir canlı yoktur ki onun nasiyesi yani perçemi Cenab-ı Hakk'ın elinde olmasın. Yani onu sevk ve idare etmek Cenab-ı Hakk'a ait olmasın. Bir de ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayetler neyi ifade ediyormuş? Evet. Nihayet derecede kurbiyet ilahiyeyi gösteriyor. Bunlar gösteriyor. Cenab-ı Hak bizden daha yakın. Bu ayetler. Sonra ve ileyhi turcaun. Burada ve ileyhi turcaun. Ona rücu edeceğiz değil mi? Evet. Ve ileyhi ona turcaun edeceksiniz. Sonra bir de te'arucul melaiketu ver ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu kamsine elfe sene. Melekler ona 50 bin senelik bir mesafe de rücu ederler. Tevrücül melaketi, yükselirler, giderler. Evet. Gibi ayetler de, hadisler, ayetler evet. Bir de. Ve hadiste varid olan Cenab-ı Hak 70 bin hicab arkasındadır.
70 bin perde arkasındadır Cenab-ı Hak. Hadis-i şerifte geçiyor. Ha. Ve Miraç gibi hakikatler nihayet Miraç. Derecede budiyetimizi gösteriyor. Yani Miraç da nihayet budiyeti gösteriyor. Budiyet uzaklık yani. Hı. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmak için şu kadar sema tabakalarını geçti, işte kürsüye geçti, arşa vardı, değil mi? Kabı kavseyine gitti. Sanki uzaklık gibi. Hı. 70 bin perde arkasındadır Cenab-ı Hak. Bu da uzaklık ifade ediyor. Halbuki yukarıda okuduğun ayetlerde de Cenab-ı Hak bizden daha yakın değil mi? Her şey meleküt önlerinde ilahir. Bize şah damarımızdan daha yakın. Bu da yakınlığını gösteriyor. Şimdi nefsi pür vesvas diyor ki nasıl oluyor? Yakın mı Cenab-ı Hak bize uzak mı yani? Ayetlerin bir kısmı böyle değil, bir kısmı böyle diyor. Diye bir soru. Evet. Şu sır rıkamızı fehme takip edecek bir izah ister. Bu çok ince bir soru diyor. Bunu akla yakınlaştıracak, anlayışa yakınlaştıracak bir temsil değil mi? İzah isterim diyor. Hı. El cevap öyleyse dinle. Evvela birinci şuan ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynası olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. Bakın ki geçen ders ifade edilmişti bu. Cenab-ı Hak güneş Allah'ın bir askeri değil mi? Memuru. Nur ismine mazhar bir ayna. Kesif bir ayna hem de ıslatıyor. Nur ismin kesif bir zilal ediyor. Kesif bir gölgesi olan güneş efendim söyleyeyim bizden daha yakın değil mi? Gözümüze giriyor. Ruhun penceresi olan. Üstad Paskeri diyor ya ruh göz bir hasredir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Yani göz penceresinden ruh eşyayı seyrediyor. Yani gören gözle, gören ruh demek ya. Bir de başka şeyler de gözümüze intikal ediyor değil mi? Giriyor mesela. Hem nazarımız gözden eşyaya intikal ediyor. Hem de baktığımız şeyler gözümüze geliyor değil mi? Evet. Şimdi bu gösteriyor ki güneş bize çok yakın. Ama 149 milyon kilometre var. Bir cihete çok uzak. Demek ki o uzaklıkla beraber bir yakınlık da var. Bir zıt değil bunlar. Yani bunu misal veriyor usta yani. Yani yakınlık uzaklık nasıl olur? İşte böyle olur. Allah'ın nur ismine mazhar bir güneş ki bize gözümüzden daha yakın olursa, biz ondan nihayet uzak olursak diye temsili dersin sonunda buyuruyor usta. Kuvvetin varsa temsildeki dekayı tatbik et. Evet. Sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Yani biz kayıtlıyız. Yani ruhumuz bedenle kayıtlı değil mi? Evet. Nazarımız semaya gidiyor mu? Bedenimiz gidemiyor. Niye? Kayıtlıyız değil mi? Bir de maddiyiz. Maddi bir varlığız. Kayıtlıyız da. Ruhumuz da bedenle kayıtlı. Onun için güneşten çok uzakız biz. Ama o bizden daha yakın. Gözümüze giriyor değil mi? İçimize giriyor. Bizi icraat, bizi aydınlatıyor. Evet. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin. Hı. Ve bir nevi cilveleriyle ve cüzi tecellileriyle görüşebilirsin. Hı. Ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına... Renklere, sıfata teşbih etti yani. Güneşin sıfatları, renkler, her bir renk bir sıfat olabilir, bir çeşit sıfatları. Başka temsilde de ziyası ilim demişti. Değil mi? Kudret, hararetine kudret demişti. Yedi dengede yedi sıfata. Onlarla biz ancak konuşabiliriz. Renkli. Aynadaki, daha doğrusu aynadaki tecellilerle biz görüşürüz yani. Güneşin geneline görüşmek için güneşe gitmek lazım. İşte biraz sonra gelecek zaten. Evet. Ama biz güneşle oradan da görüşürüz yani. Değil mi? Evet. Evet. Eğer güneşin mertebeyi aslisine yanaşmak... Yani güneşin kendine görüşmek istersen, tecellilerle görüşürüz. Evet. Tecellileriyle, akisleriyle görüşürüz. Ama kendine görüşmek istersen... Ve bizzat oradan duruya güneşin zatıyla görüşmek istersen... Zatıyla. O vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin... Bir defa bedeni bırakacaksın. Beden büyük bir kayıt. Bedenle tecerrüt edeceksin. Sonra? Ve pek çok merati bir külliyetten geçmekliğin lazım. Yani. Bedenin tecerrütü yetmiyor. Değil mi? Ruhen terakki edeceksin.
İşte güneşe doğru bir yol alacaksın değil mi? Heh. Adeta sen manen tecerrüt cihetiyle küre-i arz kadar büyüyüp, hava gibi ruhen inbisat edip ve kamer kadar yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Tabii ayın 14'ünde Bedir halinde güneşe daha şaşalı tecellidir ya ayda. Sanki sen de öyle olacaksın ki, Bedir gibi olacaksın ki diyor, güneşle perdesiz görüşebilirsin. Ha. Öyle de o celili pür kemal, o cemili bi misal, o vacibül vücut, o mucidi külli mevcut, o şemsi sermet, o sultan ezel ve ebed sana senden yakındır, sen ondan nihayetsiz uzaksın. Şimdi... Buradaki her isim de onu gösteriyor da. Mesela diyelim Vacil Vücut. Evet. Burada geçen isimlerin birisi. Evet. Celli Pir Kemal, Cemili Bir Misal, Vacil Vücut. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip. Yani zatından. Bizim varlığımız mümkün. Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle varız. Değil mi? Evet. Varlığımız da onun var etmesiyle olduğu gibi devamımız da onun devam ettirmesiyle. Değil mi? Yani biz bir geçen dedik ya mesela Selim Süleyman'ı yapmış değil mi? Evet. Bırakmış orada kendi haline duruyor. Yavaş yavaş astırlarca işte ufak tefek bazı taşları düşürüyor, tamir ediyorlar. Cenab-ı Hak bizi yapıp bir köşeye bırakmamış ki haşa. Değil mi? 100 trilyon hücremiz var her an faaliyette. Her an faaliyette. Doktorumuzun dediğine göre her saniyede 100 milyon hücremiz değişiyor yani ölüyor. 50 milyon da diriliyor, 100 ediyor yani. Yani biz öyle durmuyoruz ki yani Selimiye gibi. Bizden başkası bize tasarruf ediyor diyor Üstad. Her an hücrelerimiz değişiyor. 100 milyon, 50 milyon ölüyor, 50 milyon da o anda yeniden yaratılıyor. Şimdi Cenab-ı Hak, biz mümkün varız, Cenab-ı Hak vacip varız ya, biz de tabiri caizse devam ve alakadar yani. Şimdi bizden nasıl uzak olacak ki? Değil mi? Biz hücrelerimizin ne olduğunu, kaç tane olduğunu, görev ne olduğunu yıllar sonra öğreniyoruz. Değil mi? Biz de bebekken hücrelerimizi Allah yaratıyor ve tasarruf ediyor. Bizi büyüte büyüte işte bu hale getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bize dedi ki mümkün vacibe, vacip mümkine ondan daha yakındır. Değil mi? Ama mümkün vacipten nihayet uzaktır. Mahiyet olarak uzaktır yani. Mahiyet olarak yani. Uzaklık burada mesafe değil, mahiyet olarak. Mümkün olmak var, bir de vacip olmak var. Değil mi? Mümkün olan bir varlık, varlık mertebesi itibariyle vacip varlıktan nihayetsiz uzaktır. Yani uzak, inşallah anlaşabildi değil mi? Acı, yoksa mesafe demek değil yani. Yine bir derste misal vermiştik ya yine, mesela ben şu kitabı okuyorum şu anda. Değil mi? Buradaki yazılara ben onlardan daha yakınım değil mi? Evet. Çok rahat onları tasarruf ediyorum, görüyorum, okuyorum değil mi? Ama bu yazı benden çok uzak ya. Yani beni anlamaktan uzak, beni bilmekten uzak. Ben onu biliyorum ama beni bilmiyor. Ben ona ondan daha yakınım, manasını biliyorum değil mi? Cümlenin harflerini ve cümlenin maddesini, mürekkeplerini ceset kabul edin, manasını ruh kabul edin. Değil mi? Ben onun manasını okuyorum. Yani ona ondan daha yakınım. Öyle oluyor değil mi? Evet, tabii. Manasına yakınım. Kendini zaten görüyorum, bir de manasını görüyorum. Şurada sanki böyle bir ayetle irtibatlandırabiliriz. Bir yedi melekütü küllü şeyin. Cenab-ı Hak her şeyin melekütüne, melekütü onun elinde. Şimdi bu cümlenin melekütüne ben giriyorum. Evet. Yazı mülktü, manası melekütü değil mi? Ben manasını okuyorum. Ya. O kadar ona yakınım. Ya. Ama o benden nihayetsiz uzak. Ben anlamaktan, beni bilmekten. Ya. Değil mi? Ha. Uzaklık yakınlık bu yani. Ya. Tabii. Vacib vücut. O mucidi kül mevcut. Cenab-ı Hak bizi icat etmiş. Ya. Yaratmış. Yarattığını elbette Allah ondan daha yakın olacak. Ayette geçiyor. Yaratan bilmez olur mu? Sonra o şems-i sermet, o sultan ezel ve ebed sana senden yakındır. Sen ondan nihayetsiz uzaksın. Ben insan sonsuz aciz, Allah sonsuz kadir. İnsan
Kadim, şey, hadis Allah kadim. İnsan fani, Allah baki. Bunlar uzaklık, bunlar işte. Değil mi? Biz hadisi sorduğumuzda Allah ezeli, kadim. Hadis kadimde nihayet uzaktır. Biz faniyiz, Allah baki. Fani bakide nihayet uzaktır. Bizim sıfatlarımız sınırlı, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonsuz. Sınırlı, sonsuzda nihayet uzaktır. Biz mümkünüz, Allah vacip, kısacası mümkün vacipte nihayet uzaktır. Yani misaller artırabiliriz yani. Mesele budur yani. Elbette Allah bize bizden daha yakın. Biz ondan nihayetsiz uzağız. Yani onun mahiyetini, Allah'ın zatını bilmekten uzağız. Biz yani bak zatını bilir, biz Ustad bir yere güzel bir şey diyordu. Tam cümlenin tam aklıma gelmeyebilir ama mana aklımda yani. Yani şu kainatta güzellikleri anlatırken güzellikleri. Cenab-ı Hakk'ın zatın güzelliği var, şuunatın güzelliği var, sıfatların güzelliği var. Efendim, esmasının güzelliği var, efvalinin güzelliği var, esmasının güzelliği var. Bu kadar perdelerden sonra bu kadar güzellikleri var. Değil mi? Evet. Buradan başa doğru git, Cenab-ı Hakk'ın cemali sonsuz güzellikte. Kaç perdeden sonra bu kainattaki güzellikleri görüyoruz ve hayran oluyoruz. Değil mi? Evet. Ne kadar perdeden sonra görebiliyoruz. Öyle. Bütün sıfatlar böyle. Allah'ın kudreti de böyle. Allah'ın kudretini biz neyini görüyoruz? İşte bizdeki tasarrufunu, işte dünyayı döndürmesini, güneşi gezegenle beraber yürütmesini. Allah'ın kudretinin, sonsuz kudretinin hiçbir şey yani. Evet. Saniyen, mesela وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَى Bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Şimdi misal veriyoruz tatuna. Evet. Serasker daire-i külliyesinden tut, müşiriyet ve ferikiyet ta yüzbaşı, ta onbaşıya kadar geniş ve dar, külli ve cüzi dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi Esma'ya nasıl yanaşacağız? Harika bir misal veriyor orada. Allah isimleri nasıl yanaşacağız yani? Şimdi biz askeriz. Geç okuyacağız da misali. Biz bir neferiz yani. Değil mi? Padişaha nasıl muhatap olacağız? Padişah ancak işte serasker bugün Genelkurmay Başkanı mı diyorlar? Evet. Genelkurmay Başkanlığı makamında ancak padişaha direkt muhatap olunur. Biz oraya çıkmak için ne yapacağız? İşte mesela terakki mümkün olursa eğer onbaşı oluruz. Onbaşı çavuş olabilir. Çavuşu efendim asyemin olabilirse. Değil mi? Böyle gide gide terakki ediyor de serasker dairesi gideceğiz ki padişahın şey kumandan azam ismine serasker dairesindeki makamına ulaşacağız ki padişaha muhatap olabilelim. Arada ne kadar perdeler var. Şimdi her ismi ustad buna benzetiyor yani mesela. İleride bekleyecek. Hangi isme baksak bu kadar perdeler var. Yani sorunun bir sorunu ya içeride geçti. Şu kadar Cenab-ı Hak 70 bin perde hicab arkasındadır. Bize bizden daha yakın da 70 bin perde. İşte 70 bin perde bunlar yani. Şimdi Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Bunu nerede biliyoruz? Er olarak beni yarattı Allah. İşte bu neferin şeyi bilmesi, padişah bilmesidir. Değil mi? Cenab-ı Hak beni yarattı. Halik ismi bende tecelli etti. Başka bütün insanları yarattı. Bir perdede. Başka bütün hayvanları yarattı. Bütün bitkileri yarattı. Başka bütün yıldızları yarattı. Bütün sema tabakalarını yarattı. Değil mi? Arşı yarattı, kürsü yarattı, melekleri yarattı. Böyle git. Değil mi? Ta bütün mahlukatı geride bırakacaksın ki diyoruz zaten. Daire sıfata yanaşasın. Çünkü Halik ismi, bütün isimler sıfatlardan geliyor. Yani fiili isimler yalnız. Allah'ın fiili isimleri sıfatlardan geliyor. Zati isimleri değil. Mesela Ehad Allah'ın zati ismidir. Bir sıfata dayanmaz. Allah'ın zatın ismidir. Ama Kadir, Allah'ın fiili ismidir. Kudret sıfatına dayanır. Değil mi? Kerim, Allah'ın fiili bir ismidir. Yani Kerem sıfatına dayanır yani. Bu bütün esma da fiil isimler de 7 veya 8, 7 sıfat diyelim. 7 sıfata dayanıyor değil mi? Hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam. Bir de tekvin sıfatı var Maturidi'de. 7 diyelim biz şimdi. Yani güneşin 7 rengi var ya, ondan ayrılmayalım şimdilik. Eşari. Ders boyunca eşari olabiliriz yani. Dersin sonra herkes kendi mezhebine. Şimdi
Cenab-ı Hakk'ın yedi sıfatı var. Bütün isimler yedi sıfata dayanıyor. Mesela Müzeyyin Allah'ın ismidir değil mi? Evet. Cenab-ı Hak ilmiyle, iradesi, kudretiyle tezyin, yani ziynetlendirme fiili icra etti de Müzeyyin ismi tecelli etti. Değil mi? Halik bir isimdir değil mi? Halik isimdir. Cenab-ı Hak yine iradesiyle, ilmiyle, kudretiyle, işte hayatıyla, basarıyla, yani sıfatlarıyla yaratmayı irade etti de yani halk fiilini, evet. Halk fiilini, yaratma fiilini halik ismi tecelli etti. Aynı şekilde dedim Cenab-ı Hak aynı sıfatlarla hayatlandırma, ihya fiilini irade etti de Muhyi ismi tecelli etti. Yani bütün bu fiil isimler hep yedi sıfata dayanıyor. Yani ne kadar fiil isim varsa. Şimdi biz o fiil isimlerden işte birini örnek aldık, halik ismi. Bunun bütün mertebelerini kat edeceğiz ki yani benim yaratıcım oluşundan, semmaların yaratıcısı oluşundan, arşa, kürse, cennet, cehenneme kadar bütün mahlukatın Halik'i olmasına varacağım ki Halik isminden sıfat daire sıfata yanaşayım diyor. Tabii çünkü Halik ismi sıfattan geliyor. Allah'ın sonsuz sıfatlarından geliyor Halik ismi de. Az önce arz ettim. Bütün şeyler böyle yani. Bütün fiiller, bendeki bütün fiilleri ya kainatı seyrettiğim bütün fiilleri bu şekilde düşüneceğim ki o çok zor. Onun için biz çok uzağız Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan, hakkıyla tanımaktan çok uzağız. Çünkü bir tek isminin bile, halik isminin bile sadece cüz'i bir tecellisini görüyoruz. Beni yaratmış, seni yaratmış. Halbuki hassiz tecelliler var. Az önce arz ettim. Bir tek ismini bile, bir tek cilvesini ancak görebiliyoruz. Nerede kaldı sıfatları, nerede kaldı şunati, nerede kaldı zatı? İşte aradaki perdeler bunlar yani. Perdeler bunlar. 70 bin perde dediği Peygamberimizin bu perdeler işte. Her isim bir perdedir. Her isim her bir tecelli mertebesi bir perdedir. Her ismi her tecelli mertebesi bir perdedir. Değil mi? Bir tasarıda Halik ismini örnek verdik. Bütün perdeden geçirecek ki bütün isimlerin kaynağı olan yedi sıfata varabilelim. Evet. Yedi sıfattan da şuunata, oradan zata. Evet. Onun için arada 70 bin perde var. İnşallah bir derece olduğu gibi inşallah. Harika. İnşallah. Yani. Harika. Mesele bu yani. Evet. Ustad bir misalle elhamdülillah evet. Güneş misaliyle çok şey aydınlatmış. Evet. Aman. Güneş. Tabi doğru söylemek doğru değil ama sanki insan zannediyor ki sanki güneş bunun için yaratılmış yani. Ya. Bu kadar imani dersler güneş misalinden çıkmış yani. Evet. Elhamdülillah. Ya. Cenab-ı Hak lütfetmiş ustada. Evet. Şimdi bir nefer hizmet-i askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar. Kumandan azamına şu cüz'i cilve ismiyle temas eder ve münasebetler olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o unvan ile görüşmek istese onbaşılıktan ta serasker mertebe-i külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah evliya-i abdaliyeden nurani olsa bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hayır olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Gayet uzak. Böyle uzak yani. Böyle uzak. Yani. O nefer, nefer derken mesela padişah İstanbul'da biz de Erzurum'daki neferi anlamayalım. Değil mi? Biz de saraydaki bir nefer. Öyle daha iyi anlarız. Evet. Sarayda bir nefer. Da sarayda da padişahlar yan yana gibi ama çok uzak. Çok uzak padişahtan. Yani görüşemiyor padişahla. Bütün mertebeler geçecek ki padişaha muhatap olabilsin. Padişahın kapısında nöbetçi durur ama padişahtan çok uzaktır. Evet. Hiçbir şey mani olup hayır olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicaplar fasıldır. Bunun geçmesi lazım yani. Binler mertebeleri ki padişahla görüşsün. Fakat bazen merhamet eder. Hilaf adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Yani kapıcı da nöbetçi olan neferi içeri çağırır. Birkaç kelam eder değil mi? Bir de hediye de bunu ikram eder.
O lütuftur yani. Öyle de emri kün feyeküne malik, güneşler ve yıldızlar emir ver nefer hükmünde olan Zat-ı Zülcelal. Şimdi Cenab-ı Hak bizden daha yakın değil mi? Ama işte özel zatlara hususi akribiyeti ilahiyen kişref ediyor. O peygamberlere, işte peygamber varisi büyük alimlere. O ayrı. Biz umumu konuşalım. Bizi konuşalım. Normal müminleri konuşalım. Şimdi Cenab-ı Hak bize nihayetsiz uzak anlattık az önce. Bizde de bize bizden daha yakın. Biz idrak etmemizden uzak ama tasarrufu cihetiyle bize bizden daha yakın. İşte az önceki örnekte padişahın kapısındaki nöbetçi çok uzaktı padişahtan ama içeri çağırdı, görüştü değil mi? Şimdi biz de Cenab-ı Hak namaz vakitlerinde bizi sanki içeri çağırıyor ya. Yani. Huzura çağırıyor. Namaz odur işte. Namaz odur. Namaz kılan insan direkt Cenab-ı Hak'a hitap ediyor. Direkt görüşüyor. İyyâke nâbudû, iyyâke nestaîn diyor. İhdine sırâtel müstakîm diyor. Sırâtel müstakîm hidayetsiz diyor. Mağdûb talin gürünen olmamak için Allah'a yalvarıyor. İşte içeri giren asker gibi yani tabiri caizse Cenab-ı Hak bizden daha yakın. İşte namazda bizi huzuruna kabul ediyor. O büyük zatların akrebiyeti ilahiye o ayrı mesele. Onda hususi vazifeli insanlar, vazifeli zatlar. İşte kimi kaymakam makamında, kimi efendim söyleyeyim vali makamında. İşte o makamla görüşüyorlar padişahla. O ülkeye ya o şehre her neyse derecesine göre mürşid olarak Cenab-ı Hak onları manen görevlendiriyor. İlhamla da onlarla konuşuyor, ilhamla konuşuyor. Peygamberler vahiyle o büyük zatları ilhamla konuşuyor ve onları tavsif ediyor. Onlar müstakil mümtaz zevat yani. Ama her mümin de namazda nasıl namazın miracıdır hadiste geçiyor ya. Evet. Bu manada her mümin de namazda Cenab-ı Hakk'a direkt hitap etme imkanını yakalıyor yani şansını. Bu fırsattır yani. Evet. Elhamdülillah. Evet. 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 Öyle de emri kün feyeküne malik, güneşler ve yıldızlar emir ver nefer hükmünde olan Zat-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzur-i kibriyasına perdesiz girmek istenirse zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati 70.000'ler hicaptan geçerek geçmek. Şimdi 70.000 perdeyi bu sefer anlattı. 70.000 perdeyi iki, zulmani ve nurani. Zulman dediği madde alemi. Değil mi? Nuran dediği işte de melekler alemi, ruhlar alemi değil mi bunlar? Maddi ve ekvani dedi. Maddi ve ekvani yine zulmaniye giriyor. Esma'ya ve sıfati nuraniye giriyor. Yani esma'daki hassiz mertebeler var. Mahlukatta da, mahlukat tanımamızda da hassiz mertebeler var. Değil mi? Mesela ben kainatı biliyorum desem neyini biliyorsun? Erzurum'u biliyorum ben o kadar. Erzurum'un her mahallesini bilmiyorum. Oturum mahalleyi biliyorum. Değil mi? Yani dolayısıyla maddi de çok perde var önümüzde. Esma'yı da çok perde var. Az önce arz ettik. Tekrar Ustad burada beğenilecek. Halik ismini. Bu perdeden geçilecek ki Cenab-ı Hakk'a direkt hitap edilebilsin. Evet. Evet. Maddi ve ekvani ve esma'yı ve sıfatı 70.000'ler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak. İşte 5. perde bu işte. Ne güzel. Her ismin, bir de okuyorum, her ismin. Her ismin binler hususi. Binler, 70.000 işte. Binler hususi. Ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak. Tecelli derecelerinde işte. Herhalde mesela gelecek mi bakalım aşağıda? Tamam, Halik ismi geliyor. Evet, tamam. Gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip, evet. Ta ismi azamın, ismi azamına, mazhar olan arş-ı azamına uruc etmek. Eğer cezb ve lütfu olmazsa, eğer cezb ve lütfu olmazsa binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Mesela sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle. Bir perde bu. Sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle. İkinci perde. Sonra bütün zihayatların Halık'ı ünvanıyla. Bütün canlıların Halık'ı yaratıcısı. 3.
Sonra bütün mevcudatın Halık ismiyle münasebatlılık lazım gelir. Bütün mevcudat deyince çok perdeler var orada. Evet. Sema tabakında meleklerden git cennet cehenneme kadar. Evet. Yoksa zılda kalırsın, yalnız cüzi bir cilveyi bulursun. Evet, şimdi aşağı yukarı bu konuyu izah etmiş gibi olduk. Sadece bir şey var, onu da söyleyip, iktarı okuyup dersi bitireceğiz inşallah. Bu emri kün feyküne malik, güneşler, yıldızlar ilahir. Emri kün feykün ikinci şuakta izah edilmiş bu dersin ikinci şuakında. Biz üç şeyi okuyoruz bugün. Ondan da kısaca bahsedelim inşallah. Emri kün feykün ne demek? Kün feykün. Sonra dersi bitirelim nasip olursa. Haftaya başka ders okuruz. Şimdi kün feyekün malum ayet-i kerimde nasıl buyuruyor? İnnem evruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekün. İnnem evruhu. Onun emri yani. Onun işi yani. Emir burada iş manasında. Onun işi yani şanı nedir? İzâ erâde şey'en. Bir şeyi irade ettiği zaman, bir şey yaratmayı Cenab-ı Hak murad ettiği zaman ne yapar yani? Emir burada ne yapar yani? İş ne yapar? En yegûle lehu ona kündür. Feyekûn o da hemen olur. Allah'ın şeyi, işi budur yani. Zamana, efendim söyleyeyim, işte sebepleri perde etmeye veya denemeye, yorulmaya, değil mi? İhtiyaçlı olmadan direkt irade etişi hemen oluyor yani. Hemen oluyor. İşte bu tabii şey, bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi Cenab-ı Hak kün diyor. Şimdi kime kün diyor? Şimdi kün ol demek. Değil mi? Bir de bu Arapça bir kelime değil mi? Evet. Kün ol demek. Kaf var. Kef harfi var. Bir de nun harfi var değil mi? Evet. Onunla vurdum olur kün. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı kelimesizdir. Kelam sıfatı. Tenezzül ilahi olarak kitaplar indirir, insanlarla konuşur. Tenezzül zati konuşması Cenab-ı Hakk'ın kelimesizdir. Dolayısıyla mesela Evliyaullah'ın, büyük zatların kalbindeki ilhamlar da kelimesizdir. İlham kelimesidir. Akıl ona kelimeler giydirir daha sonra. Mana olarak kelimesiz gelir. O halde bu kün emri nasıl anlayacağız? Yani bir de neye emrediyoruz? Bir şey yok ki emretsin. Değil mi? Ha. Bunu şöyle izah etmişler. Ben ustadan nakil yapacağım. Bu daha hoş. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir şey neyi istese onu yani eşren ona nihayetsiz musakhar olduğunu diyor ustad bir yerde. Cenab-ı Hak kudreti sıfatları nihayetsiz. Eşya da ona nihayetsiz muti. Bunu ifade etmek için neye olduysa hemen olur. Değil mi? Asker muti. Usta diyor bunu kendisi misali. Bir nefer de arşıyorsa hemen hareket eder. Orduya da arşıyorsa o hemen hareket eder. Yani bir neferle bir ordunun farkı yok. Niye? Padişahın gücü hepsine yetiyor. Bir, hepsi padişah nihayetsiz itaat halinde. Onun için neyi hangi nefere arşıyorsa hemen hareket eder. Şimdi bütün eşyaların Allah'a sonsuz itaatleri var. Cenab-ı Hak da her şeye kadir. Neyi irade etmek istese o hemen olur. Ama şimdi eşya ortada yoksa nasıl olacak? Hani mevcut eşyayı değiştirmekte, hal değiştirmekte, terakki ettirmekte bir derece anlıyoruz. Ama hiç olmayan şeyi de nasıl anlayacağız? İşte bunun üstadımızın çok güzel bir tespiti var elhamdülillah. Bence bu ayeti en güzel o misal izah ediyor. Üstad eşya diyor, ölüm anlatırken yani Adem'e gitmiyor, yokluğa gitmiyor diyor. Daire ilimden daire kudrete geçiyor diyor. Daire ilimden daire kudrete. İnsan şu ilahi bir mikyasıdır diyor başka bir risalesinde de. Bunun bir misali bizde de var bu hadisenin. Mesela biz de bir cümleyi zihnimize kuruyoruz. Kurduk mu? Evet. O cümle artık vardır. Evet. Cümle kurdunuz mu? O cümle vardır. Evet. Ama diğer insanlara göre yoktur. Öyle değil mi? Evet. Ha, konuştuk mu? Yazdık mı? Daire ilimden daire kudrete geçer, başkaları da görür onu. Evet. Öyle oluyor değil mi? Evet. Ha, yoksa o cümle vardır yani. Yani o yoktan konuşmuyoruz. Evet. Var olan cümleyi açığa çıkarıyoruz. İzhar ediyoruz. Evet. İşte bunu niye misal verdik? Ustadın cümlesi için. Evet.
Eşre diyor, ademe gitmiyor, yokluğa gitmiyor. Daire ilminden daire kudrete geçiyor diyor. Tersten alalım. Demek ki efendim, kün emri de yokluğa verilmiyor. Daire ilindeki eşreye veriliyor. Daire ilindeki eşreye veriliyor. Değil mi? Onun şimdi az önce ölüm misali verdik. Yaratmada da aynı şeyi kullanacağız. Değil mi? Aynı misali yaratmaya tatbik edelim. Cenab-ı Hak bir şeyi yaratmayı diledi mi ol der. Ne demek? Ol emri kime veriyor Cenab-ı Hak? İlimindeki eşreye. İlimindeki eşreye zahire çık emri veriyor Cenab-ı Hak. Yani ilimdeki eşyanın zahire çıkmasını dilemesi, istemesi kün emrini ifade edilmiş. Zaten Musat o Reyle-i Mesir'de geçiyor bu konu. Orada diyor ki güya emreder yapılır güya. O güya kelimesi yok muyum? Buradaki kün güya bir emirdir yani. Güya emreder. Yani ilmindeki eşyaya zahire çıkmasını dediği zaman sanki güya ol diyor, o da oluyor. Evet. Sanki güya. Evet. Maşallah. Ya bence o ustadın o cümlesi, daire kuvvet, daire ilim meselesi evet. Bu ayetin en tefsiridir bana maşallah. Göre. En güzel izahıdır. Orada kalalım. Ama şunu iftar okuyalım, az evet. Bir şey kaldı. Külasa mı var? Evet. Hasır-ı kelam. Evet. En son farağı. Ne geçiyoruz? Bir şey geç. Bir iftar. İftar var. İhtar. Tam bir iktar. Bir iktar. Hazırken bir önceki sayfaya geçtin evet. Ya. Evet. Bir iktar, temsildeki padişaha aczi için kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat biyedi-i melekütü külli şey olan kadir-i mutlak vasıtalardan müstahinidir. Vasıtalar sırf zahiridirler. Perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve az ve iftikar içinde saltanat-ı rububiyetine dellaldırlar, temaşa gerdirler, muini değiller, yardımcısı değillerdir, şeriki saltanat-ı rububiyet olamazlar. Saltanatın icraatında ona ortak olamazlar çünkü hepsini o yaratmış. Amin. Hepsini o yaratmışlar, nasıl ortak olacaktır? Evet. Peki. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim, ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.